Devam ediyoruz gelişmelerle. Gazze'yi konuşacağız. Gazze için taraflar masadan kalktı artık. Ateşkes kapısı tamamen kapanmış durumda. Bir ümit vardı. Hamas'tan bir açıklama gelmişti ama tam o açıklama geldiği an maalesef Gazze'ye, Refah'a, Han Yunus'a karadan İsrail ordusu katliam yapmak için bir daha girdi. Hamas'ın talebi silahların 12 hafta susmasıydı. İsrail hayır dedi. Zaten amaç bu. Bir anlaşmazlıkta yine İsrail'in bırakacağı Filistinli mahkumlar konusunda patlak verdi. Görüşmeleri iyiden iyiye tıkandı. Arayı bulmaya çalışan CIA şefi de ümitsiz duruma gelince ülkesine döndü. Masadan kalkan Hamas heyeti de Mısır'dan ayrıldı. Hamas ateşkes için çabaladı, İsrail barışa taş koydu. Anlaşma yine sağlanamadı. Orta Doğu'da her şey sil baştan. Mısır'daki Hamas müzakere heyeti Katar'a döndü. Filistinli gruplara mesaj gönderdi. İsrail sunulan öneriyi fiilen reddetti dedi. İsrail ve Hamas arasındaki en önemli sorun ateşkes süreleri. Hamas 12'şer haftalık 3 aşamalı ateşkesi kabul etti. Ancak İsrail itirazda bulundu. İsrail rehinelerin serbest bırakılmasında da çatışmalara verilen ilk duraklamayı uzun buldu. İşgal devleti bu sürenin 6 hafta olmasını istiyor. Hamas ise ABD, Mısırlı ve Katarlı arabuluculara her biri 6 hafta süren arka arkaya 2 sakin dönemin olmasında ısrarcı. Öte yandan İsrail'in özellikle ilk aşamadan ikinci aşamaya nasıl geçeceğine ilişkin detaylarla ilgilenmediği de gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin tıkanmasına neden olan bir diğer konuysa rehine takası. İsrail daha az sayıda Filistinli mahkumu bırakmak istiyor. Hamas'ın bu öneriye de itirazı var. Müzakerelerde başa dönülmesi üzerine uzun süredir bölgede bulunan CIA şefi William Burns ABD'ye döndü. Burns ilerleme kaydedemedik dedi. Taraflar masadan kalksa da masayı devirmiş değiller. Arabulucular taraflar arasında yeniden görüşmelerin başlamasından umutlu. Bir yandan zaten İsrail'in hiçbir şekilde ateşkes sağlamak gibi bir niyeti de yoktu. Bunu da net görüyoruz. Hem de destekçileri de aynı şeyi düşünüyor. Onların gözünü tamamıyla kan bürümüş vaziyette. Gazze'de tek bir Filistinli kalmayana kadar onlar katliama devam etmek istiyorlar. Bunu da aslında açık açık söylüyorlar. Hiç de çekinmiyorlar. Amerikalı senatör Lindsey Graham, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararına skandal sözlerle yorum yaptı. Gazze için Hiroşima olsun dedi. İsrail'in etrafındaki herkesin Yahudileri öldürmek istediği iddiasında senatör. Gazze'ye atom bombası atılmasını istedi, yeni Hiroşima olsun dedi. Skandal sözlerin sahibi Amerikalı senatör Lindsey Graham, Biden'ın İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararı Amerika'daki Yahudi lobisini harekete geçirdi. İsrail'e her fırsatta destek veren Cumhuriyetçi Senatör Graham, karar nedeniyle Savunma Bakanı Lloyd James Austin'la Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown'u azarladı. İsrail'in etrafındaki herkesin bütün Yahudileri öldürmek istediğini öne sürdü. İsrail'e nasıl savaşacağını, neyi kullanıp kullanamayacağını mı söyleyeceksiniz diye tepki gösterdi. Graham daha da ileri gitti, Hiroşima ve Nagasaki'yi işaret etti. Bu kentlere atılan atom bombalarının 2. Dünya Savaşı'nı sona erdirdiğini söyledi. Ardından o skandal öneride bulundu. Burası Hiroşima ve Nagasaki, İsrail'e ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeliyiz dedi. Graham, İsrail'in savaşı kazanması gerektiğini savundu. İsrail devletinin düşmanlarını yok etmek için gerekli silahları durdurursak bunun bedelini ödeyeceğiz diye konuştu. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz sosyal medya fenomeni sevgilisini darp etmekle suçlanıyor. Batuhan Karadeniz ilk duruşmaya gitmedi. Bir sonraki duruşmaya da katılmazsa hakkında yakalama kararı çıkarılacak. Fenomen sevgili ise sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Ben susmadım, susmayacağım dedi. Şiddetinin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim ilk şiddet görüşüm değil.
İkinci de değil, üçüncü de değil, dördüncü de değil. İddia ettiği şiddeti bu sözlerle duyurmuştu. Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu şikayetçi oldu. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in sanık olduğu ilk dava görüldü. Parça parça 300 bin lira para verdim. Tamam, para. Parayı alan sen. Sen her insana kazık ve gol atıyorsun. Ama sahada yapamıyorsun, bunu biliyor musun? Eroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada verdiği borç parayı geri istediği için defalarca şiddet gördüğünü iddia etmişti. Trabzon'da tekrar forma giymekten onur ve şeref duyuyorum. Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Eroğlu katılırken Batuhan Karadeniz katılmadı. Eroğlu ve avukatı mahkeme çıkışı açıklama yaptı. Ben susmadım. Susmayacağım da hala şikayetim devam ediyor. Bugünkü duruşmada biz savunmamızı ve şikayetlerimizi bildirdik. Batuhan Bey duruşmaya katılmadığı için bir dahaki duruşmada yakalamalı olarak getirilmesine dönelik kararı da verilmiş durumda. Batuhan Karadeniz hakkında tehdit, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Türk devletine, Türk yargıtayına güveniyorum ve inanıyorum. TikTok'ta skandallar bitmek bilmiyor. Fenomenlerden biri komşularını da mahalleliyi de canından bezdirdi. Sabaha kadar yaptığı yayınlar nedeniyle kimse de huzur bırakmadı. Peki benzer bir durum yaşarsanız ne yapmanız gerekiyor? İşte yanıtı. Melih Bey merhabalar. Beni bağladılar size. Komşularını canından bezdirdi. Polislerin biri geldi, biri gitti. TikTok düşkünlüğü binada huzur bırakmadı. Eskiden mahalle kavgaları cama top geldi diye çıkardı. Artık komşum video çekiyor diye çıkıyor. Hatta öyle ki komşusu fenomen olanların başı hem gürültüyle hem de polis baskınlarıyla dertte. TikTok'un Türkiye'de yasaklanması gündemde. Uygulama ile ilgili şikayetler bitmiyor. İstanbul'da fenomen Hülya Mezgin'in yaşadıkları da örneklerden biri. Açtıkları yayınlar, çıkardıkları yüksek ses komşuları adeta canından bezdiriyor. Bu TikTok üreticisi şunu da eğlence aracı yapıyor. Komşuları şikayet ediyor, kapıya polis geliyor. Kapıya gelen polisleri de TikTok'a çekiyor. Yani ondan da zevk alıyor. Onu da haber kaynağı yapıyor kendisi açısından. Geriden sonra kapılarınızı yavaş kapatın. Hayırdır lan, ben evin içine robot muyum? Yasaklar gündemdeyken TikTok savaşının nereye varacağı merak konusu. Hiç kimse sanatını ve fikir hürriyetini ifade ederken başkasının haklarını ihlal edecek düzeye erişmemelidir. Peki komşunuzdan şikayetçisiniz ancak apartman yöneticisi de konuya bir çare bulamadı. Böyle bir durumda hukuksal olarak nasıl bir yola başvurmalıyız? Savcılıklardan veya size en yakın polis karakollarından şikayet yoluyla giderilmesini isteyebilirsiniz. TikTok veya başka bir sosyal medya platformu üzerinden rahatsız olduğunuz bir durum varsa bu kişinin huzur ve sükununu bozma suçu oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu da 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. Ne korkmaz, oturmuşum normal insan gibi sohbet ediyorum.